çocuk şubede kaldı bu olay. Oyun oynuyordum oyuncak telefonla. Adam bana dedi karşıdan, en oradan. Oyuncak telefona vereyim ben seni, çıplak fotoğrafımı çek dedi. Sonra işte evime gel dedi. Sonra evi merak ediyorsan dedi, gel gör dedi. Gel bak dedi. İşte bu kadar. Sonra abim orada oturuyordu, bir kalktı duyunca bunu. Annem de orada yatıyordu. Sonra işte kavga oldu. Öyle. Korktum sadece. Temizlik yapıyordum, temizliğimi bitirdim. Şurada oturuyordum. Ben kendi duyuşumu göre benim kızıma telefonu veriyor. Ben sana telefonu veririm, sen bana çıplak fotoğrafını çek diyor şahıs. Biz bunu ne yapalım? Ben onu olayda duydum, kalktım. Yatıyordum ben. Dur bir kalktım, buna kavga ediyorlar. Ne oldu? Ben onu oraya attım, onu oraya attım. Adam o günden beri sürekli tepemizde. Biz bunu ifadeye çoğu şubeyi bildirdik. Gargolu bildirip psikoloji şeyinde ifade aldı. Hiçbir şey onay olmadı. Hem buna yaşamasın ya. Yaşamasın. Benim çocuklarım, benim hayat güvencem yok. Ben çocuklar ne yapacağım? Yaşamasın. Yani nasıl okul açılacak? Çocuğu camiye gönderiyorum. Camiden eve, evden cam. Başka bir yere gidemiyor ki. Oynayan çocuk, neşe olan çocuk, hayatı bitti. Zor. Ben şurada yatıyorum, benim oğlan dedi. Anne dedi, bu şekilde konuş dedi, herkes duydu. Kavga ettik. Hepimiz bir kavga ettik. Biz de polis çağırdık. Ne cezalarını çeksinler. Karşısından gitsin. İkisi cezalarını çeksinler. Karı kocalar. İkisi de o hanımın yanı söylüyor. Denecek kelime bu. Denmez. Onda ben onlara ikisinden şikayetçiyim. Savcıya da gitsem şikayetçiyim diyeceğim. Her yer mahalle, herkes biliyor onun ne olduğunu. Ben şikayetçiyim. Gereken yapılsın. Siz şikayet ettiniz mi? Ettik. Biz hiçbir şey bildirmedi. Ne haber geldi, ne bir şey geldi. Örtbas edildi galiba. Ben sizi aramasayım. Bugün ben yan savcıya da gidiyorum. Savcıya gideceğim artık. Hepsi deliler elimizde. Böyle olur mu ya? Bir de hanımını boşayacağım diye sen aramıyorsun. Ne demek ya bu? Karısı boşayacak, ben azıcık. Böyle bir şey olur mu? Ben 5 tane çocuğum var. Ne demek istiyor bu? Ben hepsinden şikayetçiyim. Oğlumdan şikayetçiyim, karısından, eşinden, hepsinden şikayetçiyim. Ben açık açık, herkes duysun, herkes rezil olsun. Taciz olayı var, hepsi var. Hakaret, küfür var, hakaret var, şantaj var. Ben ne yapayım? Bilmiyorum artık. Akşam 6:30-7 sularıydı. Bizim kardeşim evin önünde oynarken, kendisi, ben oturuyordum evin önünde. Bizim komşumuzun dediğini duyduğum için, yani dedi kardeşime, sen dedi gel dedi, benim çıplak fotoğrafımı çek telefonla dedi. Ondan sonra gel dedi, işte evimi gösteren ben sana demeye durdu. İşte ondan sonra işte dedi, gel evin içine gidelim, odunluğa gidelim, merak ediyorsan gel demeye durdu. Ben de bunu duyduğum için burada bir an fıttırdığım için elime fayansı aldığım gibi doğru üstüne gittim. Ondan sonra kavga oldu burada, birbirimize girecektik. Bundan şey olmasını istiyor, cezalandırmasını istiyor. Hakkın, hukukun yerini bulmasını istiyoruz. Girsin içeri girsin. Ben içeri girmesini istiyorum. Yazık değil mi bu çocuklara? Onlar da evini damını yapmışlar.